Kıymetli muhalif nazirimiz, sayın valimiz, sayın milletvekilimiz, sevgili belediye başkanlarımız, çok değerli komutanlarımız. Bana kendilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme onurunu yaşatan, bugün sizlere meclis adına başkan vekili sıfatıyla konuşma gururunu yaşatan sevgili hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, müsaadenizle zaferimizin 97. yıl dönümünde sizlere değil, bu topraklarda kefensiz yatanlara hitap etmek istiyorum. Onların manevi ruhlarına sesleniyorum. Yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yenenlere sesleniyorum. Canlarını tereddüt etmeden verenlere, düşmana İnönü'de, Medistepe'de geçit vermeyenlere hitap ediyorum. 97 yıl önce bu zaferi yazanlara, Medistepe'de destanlaşanlara, İnönü'de dövüşenlere haykırıyorum. Bundan 97 yıl önceydi. İzmir mazlumdu. Edirne yaslıydı. Bir baştan bir başa herkesin ümidi bu topraklardaydı. Haneler, kandiller kararmış, minareler, minberler yıkılmış, ezan susmuştu. Yedi düvel Anadolu'ya göz dikmişti. Bu topraklarda destanın tarifini yapan kahramanlarımız, sizler topraklarımıza yangınlar, çocuklara zincirler getirenleri, yeşil ovalarımızı kemiklerle ağırtanları, ırmakları kanla kızartanları 97 yıl önce vurdunuz. Size sarılmak istenen esareti yüreklerinizle boğdunuz. Sizi yukarıda Allah, aşağıda tarih seyretti. Medistepe kahramanları, sizden çok şey öğrendik. Mesela büyük balığın küçük balığı her zaman yiyemeyeceğini öğrendik. Merminin mertlikle, tüfeğin yürekle boy ölçeceğini sizden öğrendik. Matematiğin bilmediği bir şey varmış. Mesela 20 bin tüfeğin 40 binden daha büyük olduğunu öğrendik. 200 makinelinin 400 makineliği kafa tutabileceğini öğrendik. Yoksul bir milletin 7 düvele meydan okuyabileceğini öğrendik. İnönü'de cesaretin kitabını yazanlar, sizin sayenizde küllerinden yeniden doğmayı öğrendik. Giydirilen kefeni parçalamayı, ayağımdaki prangaları kırıp ayağa kalkmayı öğrendik. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun. Bu topraklarla ilgili birçok şeyi bildik, öğrendik, anladık. Ama bir tek şeyi hiçbir zaman anlayamadık. Bu destanı yazanları, yani İsmet Paşa'yı ve Atatürk'ü anlayanları anlayamadı. Aziz atalarımız, siz bu topraklarda iz bıraktınız. Sadece bu topraklarda değil, tarihimizde, yüreğimizde, ruhumuzda iz bıraktınız. Hesap yapanların oyunlarını bozdunuz. Senaryolarını başlarına geçirdiniz. Heveslerini kursaklarında bıraktınız.
kollarından ve bacaklarından vazgeçenler, bağımsızlığımızdan vazgeçmediniz. Canlarından ve sevdalarından vazgeçenler, özgürlüğünüzü terk etmediniz. Çocuklarından, analarından kopanlar, hürriyetinizden koparılmadınız. Aziz atalarımız, görmesini bilene 97 yıl sonra çok şey görünür. Biz gerçekten görüyoruz. Girce Dağı'ndaki yabani bir ottan, Göksu Vadisi'nde açan çiçeğe kadar her şeyde kahramanlığınızı, özgürlüğünüze olan aşkımızı görüyoruz. İnönü kahramanları, Medristepe kahramanları, biz şahidiz. Karasu'daki minik bir çakıldan, Batan Yaylası'ndaki tomurcuğa kadar her yerde sarsılmaz cesaretinize şahidiz. Aziz şehitlerimiz, şimdi bize 97 yıl önce bu millete verdiğiniz ruh gibi bir ruh lazım. Bize sizinki gibi bir birlik ve beraberlik lazım. Menfaatini düşürenlere, kendisini ülkesine adayanlardan ilham lazım. Tarihe, kahramanlara dil uzatana bu kahramanlık kitabını yeniden okutmak lazım. Mustafa Kemal Paşa'yı ve İsmet Paşa'yı bugün yeniden anlamak lazım. Tam 97 yıl önce üzerlerine kar taneleriyle birlikte kurşunların yağdığı bu cephede birlikte ölüme koşan siz yiğitler, sordunuz mu yanınızdaki arkadaşınıza Türk müsün, Kürt müsün? Sırtladığın yaralı arkadaşa baktın mı Çerkez mi, Arap mı diye sordunuz mu? Mataram'daki bir yudum suyu çantamdaki somununu paylaşırken sen osun, busun dediniz mi? Şimdi ebedi uykunda koyun koyuna kefensiz yatarken Medristepe'de top sesleri arasında sadece düşmana değil milletimiz için yükseliş parıltılarıyla dolu bir ufka bakanlar, şimdi halimize bakıp ne düşünüyor olabilirsiniz? Soruyor musunuz ki bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e soyadını bugün kutladığımız zaferden alan İsmet Paşa'ya, değerli konuklar, sevgili hemşehrilerim, 97 yıl öncesini hayal ediniz. Eğer şimdi kazandığımız zafer kazanılmamış olsaydı Türkiye Cumhuriyeti olur muydu? Bu topraklarda özgür ve bağımsız yaşayabilir miydik? Değerli konuklar, biz Bilecikliler bu topraklar için kuruluşun ve kurtuluşun başkentiyiz deriz. Havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, ekmeğini yediğimiz bu topraklar, bu ağaçlar, bu tarih, bu kültür bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bizler Şeyh Edebali'nin "Ey oğul" diye başlayan öğütleriyle büyüdük. Bizler bu ulusu ben değil içimizdeki ruh, damarımızdaki kan kurtarmıştır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetiyle büyüdük. Yanı başımızda Medristepe'de yatan şehitlerimizin ruhlarını rahatsız etmekten korkarak büyüdük. Bu özgürlük ve bağımsızlık tutkumuzu, vatan sevgimizi çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak üzere atalarımızdan miras aldık. Tarih boyunca kanların döküldüğü bu toprağa ter dökmenin vaktidir diyerek
çalışmaktayız. Savaştığı düşmana bile dost elini uzatanların torunları olarak yurtta sulh, cihanda sulh düsturuna inandık ve öyle büyüdük. Barış her zaman önceliğimiz oldu. Bundan sonra da önceliğimiz olacaktır. Sözlerime son verirken bir kez daha bizlerin özgür ve bağımsız yaşaması için, ülkemizin aydınlık geleceği için canlarını feda eden şehitlerimize seslenmek istiyorum. Ey ulu şehitlerimiz, siz kara toprağın altındakiler, biz üstündekilere ilham olsun. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü bükülmez bileklerinize, korku bilmez yüreklerinize selam olsun diyorum. Özgürlük için toprağa düşen şehitlerimizin ruhları şad olsun diyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Bu 97. yılını kutladığımız 2. İnönü zaferlerimizin milletimize ve devletimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk zaferi olan bu törene katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.